Artı TV'den hepinize merhabalar. Her cumartesi olduğu gibi Baskın Hoca ile beraber içli dışlı programındayız. Bugün gündem aslında yoğun ama biz biraz daha tarihi, teorisi, pratiğiyle şu son günlerin en tartışılan konularının başında gelen ekümeniklik ve patrikhane konusunu konuşarak başlayacağız. Hocam şimdi ekümenik kelimesi bizde böyle kırmızı görmüş boğa gibi bir alerji yarattı belli bir kesimde. Bu kelimeden korkanlar var, patrikhaneden korkanlar var. Hemen toprak isteyecekler diye bitmek bilmez bir retorik vardır. Hemen o başladı. Kim isteyecek? Ya kim isteyecekmiş toprağı, o belli mi? Bir de patrikhane kendi isteyecekmiş. Yani kendisini isteyecek herhalde toprağı. Herhalde AVM falan yapar istediğine göre. Moda öyle çünkü. Sonra? Sonrası şu. Bu konudan, bu kelimelerden acayip bir korkma hali var bizim ülkede. Sizden ricam, şu patrikhane nedir? Ekümenik ne demektir? Ekümenik kelimesinden korkmak niye saçmadır? Bunu şöyle söyleyeyim. Yazması olup da okuması olmayanlar için son defa dediniz ama sondan bir son defa daha rica etsem. Şimdi Bilgehan, ekümenik Hristiyan terminolojisinde evrensel demek. Dünyada bir tek Katolikler merkezi yönetime bağlıdır. Vatikan'daki papalığa bağlıdır. Onun dışındakiler, Ortodokslar ve Protestanlar hiçbir biçimde merkeziyetçi bir yönetimde değildir. Ortodokslar da çok parçalanmıştır. Mesela özellikle siyasi sebeplerle Moskova, yani Rus Ortodoksluğu Fener Patrikhanesi'ne çok karşıdır. Ta başından beri. Yunanistan Kilisesi çok karşıdır. Ta başından beri. Dolayısıyla bu şeyin ne derler ismine, Fener Rum Patrikhanesi'nin bir Vatikan olmak istediğini söylemek cehaletin önde gidenidir. 6. yüzyıldan beri bu patrikhane ekümeniktir. Kendisini eşitler arasında birinci sayan Ortodoks kiliseleri açısından. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti malum 29 Ekim 23'te kuruldu. Türkiye Devleti de 24 Temmuz 1923'te kuruldu Lozan'la birlikte. Çünkü devletler uluslararası tanınmayla kurulmuş sayılırlar. Şimdi bu Lozan'a bakıyoruz. Lozan'ın 146 maddesinin hiçbir yerinde patrikhanenin P'si geçmiyor. Seha Meray hocamızın yayınladığı 8 ciltlik Lozan tutanaklarına bakıyoruz. Orada patrikhane tartışılmış. Patrikhanenin siyasi bir yönünün olmaması şartıyla Türkiye'de kalacağı zikredilmiş ve taraflar bu konuda anlaşmışlar. Şimdi ayrıntıya girersek çıkamayız ama. Hocam biraz da girelim ama, çünkü ayrıntıya girmeyince de pek anlaşılamıyor. Bir miktar girelim. Peki sen istedin. Şimdi bu patrikhane, daha doğrusu azınlıklar konusunun konuşulduğu komisyonda TBMM heyetini temsil eden Doktor Rıza Nur. Doktor Rıza Nur müseccel bir faşisttir. Yani bu kadar olabilir.
Türkiye'de yasaklanmıştır ama 3 çiftlik. Evet, hatıratı var değil mi hocam? 3 çiftlik. Hayat ve hatıratım diye 3 çiftte toplanmış 4 kitaplık bir hatıratı vardır. Orada söylediklerini okursan tüylerin diken diken olur. Sen istediğin kadar sağcı ol, istediğin kadar bilmem ne olursan ol. Orada diyor ki hatıratında Doktor Rıza Nur, ben diyor böyle bir talimat yok. Yarım sayfalık bir talimatı var giderken bunlar Lozan'a. Fakat o talimatta yok Patrikhane'nin yurt dışına çıkarılması diye. Bu Patrikhane'nin yurt dışına çıkarılması hikayesini talimat olmaksızın ve baş delege olan İnönü'ye de haber vermeksizin ortaya atıyor ve ortalık birbirine geliyor. Neyse ortalığı sonra toparlıyorlar. Dediğim gibi zikretmiyorlar Lozan Barış Antlaşması'nda ve de ondan önce yapılan Barış Antlaşması Temmuz'da yapıldı. Mübadele Antlaşması Türkiye ile Yunanistan arasında Ocak'ta yapıldı. İkisinde de Patrikhane'den tek kelime yok. Şimdi bu devamlı olarak bu Patrikhane meselesini kaşıdı Türkiye'de. Hem 1930 modeli Kemalistler kaşıdı hem de diğer sağcılar kaşıdı. Mesela bir ara çıktı hatırlarsın herhalde. Rumlar Patrikhane'nin olduğu mahalleden ev satın alıyorlar diye. Yahu tarih içinde 7 tane mine şu anda aklımda yok. Ben bunu yazdım. Vardır. 7 tane mine ev satın almışlar. Yahu bazı insanlar o bangır bangır hoparlör teröründen çok zevk aldıkları için caminin yanından ev alıyorlar. Kendi bileceği iştir. Kendi din duygusunu tatmin ediyorsa alsın. Bu da cennete girmek için. Ev satın alıyor Patrikhane'nin yakınlarından ve insanlar da artık bir ayağı çukurda olduğu için 2000 tane Rum kaldı. Bir zamanlar sadece İstanbul'da 130 bin vardı. Ayrıca belki başka sebeplerden ötürü Patrikhane'ye yakın olmak istiyor da olabilir insanlar ve yani hepsi oradan ev alsa ne fark eder ki bizim için? Yahu dediğim gibi yani 7 midir 8 midir aldıkları ev. Ayrıca ne olacak? Bunlar cahilin cühelası, sadece Katoliklikte Vatikan olduğunu bilmiyorlar. Ama bunlar bilmek de istemiyorlar tabii. Yani olay bu merkezdedir. Bu Patrikhane'ye devamlı saldırı yapılmaktadır. Yani o kadar ayıp bir şey ki. Patrikhane'ye dava açıyorsun. Patrikhane'ye dava açmak ne demek? Patrikhane'nin düzelgeçiliğini kabul etmek demek. Öyle mi değil mi? Öyle. Patrikhane'ye dava açıyorsun ve mahkemede kabul ediyor o davayı. Ondan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü mesela Büyükada'daki yetimhaneye el koyuyor. Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorlar. Oradan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ekümenik patriklik diyerekten patrikliğin ekümenik olduğunu tanıdığı gibi aynı zamanda tüzel kişiliğini de tanıyor davayı kabul ettiğine göre. Biz hala tüzel kişiliği yoktur diyoruz Patrikhane'nin. Şakır şakır dava açabiliyoruz ama. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de şakır şakır kabul ediyor şeyi. Ayrıca Avrupa Konseyi'nin anayasal konudaki yetkili kurulu olan Venedik Komisyonu da kabul ediyor.
Hocam bu arada sizin yazınızda çok dikkat çeken bir şey vardı. Artı Gerçek'te çıkan, Perşembe günü çıkan yazınızda. Fatih Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamayı oradan bir kısa alıntı yaptıktan sonra diyorsunuz ki laik Türkiye'nin Yargıtay'ı Ortodoks ilahiyatı konusunda karar veriyor gibi artık işin içinden çıkılamayan bir hal almış bu. Ya o nedir? O nedir biliyor musun? Şimdi tabii bir gazete köşe yazısında fazla uzun anlatamıyorsun. Link veriyorsun, bağlantı veriyorsun. İnsanlar istiyorsa o bağlantıya tıklayıp daha fazlasını okuyabiliyorlar. O olay şu, dördüncü Yargıtay'ın 2010 yılında dördüncü dairesinin aldığı o korkunç karar şu. Şeyde Haliç'te bir demir kilise vardır, bilir misin orayı? O demir kilise Bulgar kilisesi yani, değil mi? Ha, yenilerde demir, tekrar açıldı hatta. Ha, yenilerde restore edildi çünkü su basıyordu bilmem ne falan filan. Demir kilise denmesinin sebebi dışında demir panolar oluşuyormuş. Neyse. Şimdi bu demir kilisenin papazı Bulgar kilisesi Fener Patrikhanesi'nin ekümenikliğini kabul ettiği halde, yani patriğin adını dinsel ayinlerde geçirmek mecburiyetinde olduğu halde geçirmiyor. Onun üzerine Patrikhane bunu görevden alıyor. Görevden alınca mahkemeye başvuruyor. Daha Yargıtay'a kadar gidiyor. Yargıtay'da Patrick Bartolomeos beraat ediyor. Ama nasıl yapıyorsa, o tabii ki benim o sözünü ettiğim bir makalem var. Orada uzun uzadıya yazmıştım. Beraat ediyor ama muhterem Yargıtay 4. daire bir punduna getiriyor. Şeyi yoktur diyor. Ne derler resmine? Patrikhanenin ekümenik niteliği yoktur diyor. Tam ifadesini. Ekümenik sıfatı Fener Patrikhanesi tarafından kullanılamaz diyor. Yahu sen laik Türkiye'nin Yargıtay'ı mısın? Yoksa Ortodoks ilahiyatı konusunda karar veren bir özel mahkeme misin? Sana ne ekümenik olup olmamasından? Ha, 15 yıl sonra da kaymakamlık, artık bunun hangi kaymakamlık olduğunu da şaşırdık. Bazen Eyüp Kaymakamlığı, bazen Fatih Kaymakamlığı. Bu sefer Fatih Kaymakamlığı öne çıktı. 15 yıl sonra bu kararı, felaket kararı anaraktan Patrikhanenin ve Patriğin ekümenik olmadığını söylüyor. Ve de bilmesek inanacağız. Bunun 6 Aralık 1923 tarihli İstanbul Valiliği yazısına dayandığını ilan ediyor bu ekümenik olmama meselesinin. Zaten bir valilik herhangi bir şekilde bu konuda bir karar merci olabilir mi? Yahu olamaz ama ondan daha felaket bir şey var. Bu metin, yani 6 Aralık 1923 tarihli İstanbul Valiliği yazısının ekümeniklikle hiçbir ilgisi yok. Orada sadece tek bir şey söylüyor birader. Yani bu kadar da olmaz ki yani. Yani vatandaşı bu kadar aldatılmaz yani. Ayıptır, günahtır. Patrikhane seçimine katılacak olan din adamları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundadır diyor. Sadece bunu söylüyor. Kaymakamlık bunu bile, yani kendi valiliğinin yazısını bile okumadan açıklama yapmış. Nereden çıkıyor bütün bunlar? Ya kim yaptıysa bilmiyorum neden yaptı. Patrick Bartolomeos. Sümela yeni tamir edilen ve taşlar düşüyor hala. Sümela Manastırı'nda Meryem Ana ayini için Trabzon'a gidiyor. Kendisini havaalanında karşılıyorlar.
ve arkasında ekümenik, biliyorsundur bunu, herkes biliyor. Ekümenik Patrik Bartolomeu Sezan bir Trabzon forması artı bordo mavi atkı artı çiçek veriyorlar. Ortalık birbirine giriyor. İşte Fatih Kaymakamlığı o basın açıklamasını yapıyor. Patriğin ve Patrikhanenin zaman zaman ekümenik kavramını kullanması nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur diyebiliyor. Valla İstanbul şimdi, Kaymakamlığı ile Fatih, İstanbul Valiliği ile Fatih Kaymakamlığı'nın aradan 90 sene geçtiği halde bu kadar yoğun olarak Ortodoksların neyi nasıl nitelendireceğine karar vermiş de başlı başına bir komedi kendi içinde herhalde. Ya onu bırak, yani hani meşhur bir fıkra vardır. Ne, hangi birini düzelteyim kardeşim? Neyse şimdi uzatmayalım burasını. Bu dördüncü daire üyeleri normal olarak bizim milliyetçilik ve azınlıklar dersinde anlattığımız en basit kavramları bilmiyor. Diyor ki anayasadaki eşitlik prensibine göre diyor. Egemen bir devletin çoğunluğuna dahi tanımadığı azınlık ayrıcalıkları azınlıklarına tanıması ve onlara özel bir statü vermesi anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır diyor. Ya la havle ve la kuvvete, ne demek bu ya? Anayasanın 10. maddesi diyor ki şu her bakımdan sayıyor. Eşittir diyor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Be kardeşim, bilmiyor ki muhterem dördüncü daire üyeleri veya bilmezden geliyor. Hak dediğin anda çoğunluk hakkı vardır, azınlık hakkı vardır. Çoğunluk hakları bütün vatandaşlara tanınan haklardır. Mesela seçme seçilme hakkı gibi. Azınlık hakları, doğuşu itibariyle dezavantajlı olan azınlıklara tanınan haklardır ve bütün vatandaşlara tanınan haklara negatif hak denirken azınlıklara tanınan haklara pozitif hak denir. Ve bunlar çoğunluk vatandaşlarına tanınmaz. Sadece azınlık vatandaşlarına tanınır. Sebebi gerçek eşitliği sağlayabilmek için. Hocam ben bunu sizin çok yıllar önce sizin belki Türkiye'de azınlıklarda, belki bir başka makalede okurken şöyle bir örnek vermişsiniz ve benim aklımda bu pozitif hak hep öyle kaldı. O da şu, bir umumi tuvalet var. Umumi tuvalet yerin altında. Buna herkes girebilir dediğiniz zaman mesela engelliler giremiyorlar. O yüzden böyle bir engelli asansörü yapmak gerekiyor ki herkes gerçekten o umumi tuvaleti kullanabilsin diye. Ben de pozitif hak hep bu umumi tuvalet metaforuyla benim aklımda kaldı. Evet, iyi kalmış. Azınlıklar aynen bir engelli doğan insan gibi doğuştan dezavantajlıdırlar. Onların 10. maddede bütün vatandaşlar eşittir efendim diye ahkam kesmenin yanı sıra bir takım artı haklara, pozitif haklara sahip olmaları gerekir ki mesela kendi okulunu kurup orada kendi dilini okutmak gibi, kendi ayinlerini yapabilmek gibi eşit olabilsin, gerçekten eşit olabilsin. Yoksa eşitlik palavra kalır. Gerçek değildir. Hocam siz geçen sene de yine böyle yazması olup da okuması olmayanlara diye bir yetmez ama evet meselesi anlatmıştınız. Ama bizde herhalde şöyle çok ciddi bir sorun var. Bizdeki Haziran'ın yazması var ama okuması gerçekten yok. Yok. Ben yüksek lisanstayken Murat Belge'den işte ders alıyordum. Murat Belge yine bir şeyler okutuyor hepimize. Dedi ki vallahi çocuklar benim gördüğüm bir şey var dedi. Bizim ülkenin insanları galiba bir şeyler okurken fiziksel bir acı çekiyorlar. Yoksa bu kadar okumamayı ben anlamıyorum demişti.
Bizim yazar, çizer, gazeteci, kendini analist gören insanlarda da var galiba bu fiziksel acı çekme hali. Vallahi bak, kitap okumamayı anlayabiliyorum çünkü muzur kurulu diye bir şey icat ederler, kitap yasaklarlar, basılmamış kitabı yasaklarlar, bir kitap düşmanlığı vardır bu ülkede. İktidarın eğer yağcısı değilse o kitap. Böylece çocukları çocukluk zamanından beri kitap soğukluğu vardır, anlıyorum bunu. Ama birader, bir tıkla bedava girebildiğin sitelerde yazılar var. Mesela ben o yazıları yazanlardan biriyim. Aynı zamanda birçok kimsenin aksine inanılmaz sayıda bağlantı veriyorum, link veriyorum. Bunun doğru olup olmadığını kontrol etsinler diye. Bari onları okuyun be birader ya. Ha, şimdi iki tane takım var. Biri hiç okumadan yazanlar. Biri bilen fakat iktidarın hoşuna gitmem de beni görevden alırlar veya bilmem nereye sürerler. Çocuğumun okulunu mu taşıyayım, eşimin işini mi taşıyayım diye korkudan yapanlar. Bir de tabii bu şey meselesi. Kimse bir şey okumadığı için bilmiyor. Allah aşkına bu Eyüp veyahut da Fatih Kaymakamlığına tabi oluş nereden çıktı? Yok böyle bir şey yahu. Zaten bazen İstanbul Vali Muavinliği diye diyorlar. Bazen Fatih Kaymakamlığı diyorlar. Bazen Eyüp Kaymakamlığı diyorlar. Kendileri de bilmiyor. Ama şunu biliyorlar. Biz patrikhaneyi, yani azınlıkları aşağılamalıyız. Eğer kalkar da devlet, devletin temsilcisi olan Cumhurbaşkanı, şimdi kalmadı ama Başbakan, efendime söyleyeyim, hatta İstanbul Valiliği muhatap olursa patrikhaneye statü tanımış oluruz. Biz bir kaymakamlığa tabi kılalım bunu. Kaymakamlık şey yapsın. Aşağılamak için ne kadar zavallıca bir şey yarabbim. Yahu 420 milyon Ortodoks'un dini lideri bu adam ya. Dünyada. Hocam, ne diyeyim? Var mı başka bir şey? Hocam, patrikhane meselesini bir kenara bırakalım. Ama oradan biraz bağlantılı bir şeye geçmek istiyorum. Çünkü bu azınlıklar konuşurken konuşmadan olmaz. Bu hafta iki tane haber vardı azınlıklara dair. Birincisi, devletimiz lütfetmiş ve Denizli'nin bir kazasına bir Ermeni vatandaşımızı lütfedip kaymakam yapmış. İkinci haber, Garopayla, yani görünen bir azınlık, o da ölüm ve suikast tehditleriyle yaşıyor. Hatta avukatın dediğine göre, yani istesem öldürdüm de hani öldürmüyorum seni, haberin olsun diye bir mesaj göndermiş, yakışır. Evet, yani Garopayla da Hrant Dink olunca rahat edeceğiz herhalde. Tövbe yarabbim. Sen üçüncü haberden bahsedersin. İçişleri Bakanı ne dedi Soylu? Biz dedi pozitif ayrımcılık yapıyoruz dedi. Ermeni... Ya, pozitif ayrımcılığı sizden öğrenecek değiliz. Dur bir dakika. Onu tam bulmam lazım benim. Neredeydi o ya? Hocam, ben buldum. Şöyle söyleyeyim size. Alevi kaymakam var. Babası dede olan emniyet müdürü var. Ermeni kaymakam var. Caferi valimiz var. Özbek Türk'ü valimiz var. Son zamana kadar Alevi valimiz de vardı. Yine olur. Yahu ne kadar ayıp böyle şeylerle övünmek. Pozitif ayrımcılık yaparım diyor. Ben eşit davranırım vatandaşıma. İnancı, cinsiyeti, bilmem nesi, etnisitesi ne olursa
diyeceğine pozitif ayrımcılık yapmakla övünüyor. Ya Rabbi ne bu? Ayıp bir şeydir bu. Ya Rabbi nasıl bir ayıp bir şeydir bu? Hocam ama o zaman da Türk kelimesinin ne olduğu da ortaya çıkıyor. Tabii. Bu açıklamanın tabii. İçinde Türk'ün asla bu işte madde 66'da söylendiği gibi olmadığı bir ırkı tanımladığını da biz burada İçişleri Bakanı'nın açıklamasından okuyabiliyoruz. Madem ki Türk'üz bu ayrım ne kardeşim? Bilgehan sadece ırk olsa öp başına koy. Sadece ırk değil. Sünni Müslüman Türk olmak gerekiyor. Anladın mı? Sünni Müslüman Türk olmak gerekiyor. Hocam eskiden makbul vatandaş olmak için. Eskiden makbul vatandaş olmanın şifresi Laha Sümüt diye geçiyordu sizin yazılarda. Şimdi zaman değişti. Başından bir hece gitti gibi. Ha Sümüt oldu şimdi. Evet. Laik, Hanefi, Sünni, Müslüman, Türk. Laha Sümüt. Şimdi laik gitti. Ha Sümüt kaldı. Şimdi tabii bak mesela iyi hatırlattığın iyi oldu. Sadece Sünni Müslüman olmak yetmiyor. Hanefi Sünni Müslüman olmak gerekiyor. Çünkü Kürtlerin %75'i Şafii. Ya Hanefi değil. %25'i de Ali. Onun için bugün makbul vatandaş Hanefi, Sünni, Müslüman, Türk'tür. Hocam bu İçişleri Bakanı'nın açıklaması ama bir yerde gerçekten malumun ilamı gibiydi. Ve itirafı. Ben hatırlıyorum bundan belki 10 sene olmuştur. Tam tarihi hatırlayamayacağım ama bir Ermeni assubay oluyordu galiba. Hürriyete manşet olmuştu. Yok, ben bunu hatırlamıyorum. Yani belki böyle bir şey olmuştur da ben bilmiyorumdur. Biraz zor çünkü ben bu konuları çok yakından izlerim. Avrupa Komisyonu örgütüne Türkiye'den atanacak olan bir gayrimüslim vatandaş vardı. O gerçekleşemedi. Sen onu hatırlıyor olabilirsin. Olabilir. Belki yanlış hatırlıyor olabilir. Assubay falan değil. Tövbe yarabbi. Orduyu alınır mı ya? Orduyu aldıktan sonra MİT'e de al bari. Oldu olacak. Tövbe yarabbi ya. Ya böyle şeyler söyleyince de Türkiye'de gerçekten paranoyanın ne kadar büyük boyutta olduğu görülüyor. Ben geçen hafta Arnavutluğa gittim. Arnavutluk'ta Enver Hoca'nın paranoyasını o yaptığı beton sığınaklarda gördüm. Yani 175 bin tane beton sığınak yapmış her yere. Orada gördüm. Bizde de söylemde sürekli bir bölünme paranoyası var ki hiç bitmiyor. Ama ne tuhaf ki bölecek olan kişi de yine bu ülkenin vatandaşı. Yalnız Bilgehan, şimdi bu sığınak, beton sığınak dedin ya. Biliyorsun Enver Hoca Sovyet komünisti ama Rus komünizmine, Sovyetler Birliği'ne karşıydı. Özerkti. Dolayısıyla onu yapmış olması gerçek bir güvenlik, güvensizlik algısına bağlı olabilir. Şimdi bizimki ne olacak? Yahu bu memlekette gayrimüslimlerin oranı binde birin altında ve İçişleri Bakanı büyük fanfarayla ilan ediyor Ermeni kaymakam atadık diye. Ya o ne büyük ayıptır. Bugüne kadar niye yok? 100 sene geçmiş ya. Ya o sen de abartıyorsun. 99 sadece. Tövbe yarabbim ya Resulallah ya. Hocam son bölümde, son bir 7-8 dakikada bu Esad'ın Esedleştikten sonra bir anda yeniden Esadlaşmaya başladığını görüyoruz ki Erdoğan dış politikasının pragmatizmi ve kıvraklığı gerçekten akıl durdurucu bir seviyede.
Soçi'ye gittikten sonra işte artık ne konuşulduysa konuşuldu ve Esed yeniden kardeşim Esad olmak üzere gibi geldi bana. Bunca laf nasıl yutulur, nasıl olur? Benim hiç aklım almıyor ama siz bu işin profesörü olduğunuza göre siz biliyorsunuzdur nasıl olduğunu diye size sorayım istedim. Şimdi kardeşim sen işi tersinden, meseleye tersinden girdin. Diyeceksin ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın şimdiye kadar söylediği ve döndüğü olayları değil, dönmediği olayları soracaksın. Yani bir kere söylediğini devam ettirdiği olay var mı diyeceksin. Ben de sana evet diyeceğim, var mı diyeceğim, yok mu diyeceğim. Var diyeceğim. Şimdilik var diyeceğiz. Nasıl var? Dur mesela. Şimdi dur. Sen de hangisi diyeceksin? Faiz diyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı bir tek faizle ilgili olan sözünden dönmedi. Onun dışındaki her şeyden döndü. Ve o faiz meselesinden dönmemesi de memleketin ekonomisini canlı okudu diyelim. Canlı okudu diyelim, evet. Peki bu Esad dur şimdi. Her söylediğinden döndü. Bir tek Esad vardı dış politikada dönmediği. Şimdi ondan da dönüyor. Çünkü seçim geliyor. Kendi seçmenleri başta olmak üzere çok insan şeyden şikayetçi. Ne derler ismini? Sığınmacıların sayısından. Sığınmacıların sayısından şikayetçi. Bunların çok dişe dokunur bir kısmını vatandaş yaptırdılar, oy verdirecekler. Hatta çeşitli rivayetler var fakat ben belgeyi görmeden konuşmak istemem. Bu sığınmacıların suhuletle yani kavga çıkmadan Suriye'ye gönderilmesi için Esad'la anlaşmak lazım. Bütün mesele bundan ibaret. Onun için Soçi'de ne konuşuldu, Tahran'da ne konuşuldu? Oradaymış gibi bileceksin bunu. Putin Esad'la dedi, anlaş dedi. Şimdi Esad'la anlaşmaya çalışıyor seçimlerden önce şey yapmak için, sığınmacıları gönderebilmek için. Bütün mesele bundan ibarettir. Suriye'yi biz Antep'in bir şeyi yapmaya, kazası yapmak üzereydik az kalsın. Az kalsın ne demek? Yaptık be. Hukuken yaptık. Çünkü sınırdaki o bölgeler Türkiye'nin kendi toprağı gibi kullandığı bölgeler Gaziantep Valiliği'ne bağlı. Hukuken. Sadece de facto yani fiilen bir olay değil bu. Hocam peki siz bu ilişkinin devamını nasıl görüyorsunuz? Benim için bu hafta yani dikkat çekici bir şey de Çarşamba günü Deva Partisi, Perşembe günü Gelecek Partisi sığınmacı meselesine dair iki program açıkladılar. Ve sanki artık iktidarı da bu konuda bir şey söylemeye mecbur bıraktılar. Çünkü iki ay önce İçişleri Bakanı diyordu ki onları gönderirsek sanayi durur, üretim durur. İşte Türkiye'de üretim bunlar yapıyorlar diyordu. Ama hocam bu gözü kör olasıca seçim geldi mi? Nasıl herkes bir anda başka oluyor? Şimdi şey yapalım. Seçim geliyor. Erdoğan çok fena sıkıştı. Bütün söylediklerini yiyip yutmak zorunda. Bir tek Türkiye'yi perişan eden faiz meselesini yiyip yutmuyor. Gerisini yiyip yutuyor. İyi yapıyor bence. Peki sizin bu seçime doğru, yılbaşına doğru Esad'la bir kez daha bir diyalog açılacağını yani şey Cumhurbaşkanı düzeyinde ve işte kardeşim Esad bunca şeyler yaşandı ama geçmiş geçmişte kalsın denebileceğini düşünüyor musunuz yoksa? Yahu sen bırak onun olup olmak benim ne düşündüğümü falan filan. Kimi gidecek bu ilişkiyi kurmaya? Diplomasimizin en önemli isimleri gidecek. Ethem Sancak ve Doğu Perinçek. İki star gidiyor yahu. daha ne yapsın Erdoğan?
Beğenmiyorsunuz adamı ama daha ne yapsın birader? Hocam siz de yanlış anlamayın ama biraz hadsizlik olacak. Fakat Erdoğan dış politikasının ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bir türlü göremiyorsunuz. Yani bu kadar değerli iki diplomatı başka kim bulabilirdi hocam? El hak kimse bulamaz. El hak. İtiraf lazım. Bakalım dışişlerinde Ethem Bey ile Doğu Bey... Ben de çok merakla bekliyorum nasıl bir şey yapacaklar. Yani ona diplomasi yapacaklar. Bence bu insanların oraya şu andaki sıfatlarıyla gitmesi sakıncalı. Bence İbrahim Kalın'a verildiği gibi bunlara büyükelçi sıfatı verilmeli ve öyle yollanmalı. Şimdi diyeceksin ki İbrahim Kalın'a verildi. İbrahim Kalın birader şimdi bu ikisiyle mukayese edilmeyecek kadar biliyor bu işleri. Ethem evet. Sancak baba. Sancak mıydı bu? Sancak Tül Fabrikası'nın sahibi miydi bu? Neydi? Hocam. Bu adam şeyle meşhur olmadı mı? Ben Mevlana Şems'e. Erdoğan'a aşığım ben demesiyle meşhur değil mi bu? Evet. Sonra BMC'yi aldı hatırlıyorsanız. Sonra da sattı evet. Evet. Hocam. Ya nelerle vakit kaybediyoruz bu programda? Ben de ama bu çağrınıza ben de destek veriyorum. Ve inşallah önümüzdeki hafta programı yaptığımızda hem Doğu Perinçek'in hem de Ethem Sancak'ın büyükelçi olduğunu görürüz diye temenni ediyorum. Çok yakışacaktır. Amin. 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 Çok yakışacaklardır. Hocam haftaya görüşünceye dek süremize sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Haftaya içi dışı yine cumartesi günü görüşürüz. Hadi kardeşim selametle. Görüşmek üzere. Sağ olun. Eyvallah. Artı TV izleyicilerine de bu hafta bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşünceye dek kendinize iyi bakın.